Merhaba arkadaşlar. Bugün BIST 100 analizi yapacağız. Endeks biliyorsunuz eksiyle kapattı bugün. Teknik bir basit düzeltme oldu. Birçok kağıt eksi de olduğu için e, tabi panik havası oluyor bugün e, bu tarz günlerde. Şimdi duruma bakalım. E, panik yapacak bir durum var mı? Bir kere arkadaşlar minor trendin üzerindeyiz hala görüyorsunuz. Bu minor trend boyunca bakın 6-7 kez EMA5 ortalamasına temas etmek için basit teknik düzeltme yaptı. Endeks görüyorsunuz bakın. Burada var 1 2 3 4 iki tane var burada. 5 6 bakın bu da 7. Şu an EMA5 ortalamasına temas etmişiz. Şu an panik yapacak bir durum var mı? Trend üzerinde kaldığımız sürece ve günlük periyotta EMA9 üzerinde kaldığımız sürece hiçbir problem yok. Bu ortalamalara bakalım. Şu an tam EMA 5 desteğindeyiz. 5434. Burası kırılırsa Trend ve EMA 9 desteği aynı seviyede. Bu da yaklaşık olarak 53, 71 53 70 bir seviye. 53 diyebiliriz arkadaşlar. Yani 5370 üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Ama bakın şuradaki gibi geçen en yakın düzeltmeyi hatırlıyorsunuz. EMA 21'e kadar temas etti. Trend de kırdı. Bu tarz bir hareket olursa isteyenler 5370 EMA9 kırılımında stop olabilirler bu, bu seviyede. Çünkü tekrardan şu şekilde EMA21'e temas etme çalışması yapabilir. Ama isteyenler EMA21'e kadar gelmesini beklerler. EMA21 kırılırsa stop olurlar. Karar tamamen sahiptir. Yatırım vadenize aittir. Şu an bir problem yok. Beni endişelendiren bir durum arkadaşlar. MACD'de sanki negatif uyumsuzluğa benzer bir görüntü var. Bakın yani tabii ki e, MO9 kırılırsa e, bunu ön plana almak lazım. Burada bir negatif uyumsuzluk var. İndikatörler çıkamamış. Tepe aşağıya doğru. Burada da mumlar yukarıya doğru. Eğer trend kırılırsa ve MO9 kırılırsa 5370 kırılırsa stop olmakta e, fayda var. Çünkü e, bu negatif uyumsuzluk çalışırsa EMA 21'e kadar sert bir düzeltme gelebilir. Zaten EMA 21 kırılırsa, yani 5170 seviyesindeki EMA 21 kırılırsa da düzeltme daha da derinleşebilir. Yani bu seviyeleri takip etmeniz yeterlidir. Şu an panik yapacak bir durum yok. Basit teknik düzeltme seviyesi. Ama dediğim noktalarda dikkatli olabilirsiniz.